Amerika Nevada çölüne gidip gizli askeri bir bölgeye girmeye çalışırsanız ne olur? Hemen tutuklanır, öldürülür, hatta belki dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılırsınız. Peki sosyal medya üzerinden sizinle beraber 51. bölgeye gelecek 1 milyon kişi daha bulursanız? Askeri güçler bu 1 milyon kişiyi durdurabilir mi? Ya da bir şekilde insanlar 51. bölgenin içine girmeyi başarırlarsa acaba neyle karşılaşırlar? Bilmeyenler için 51. bölge çok gizli bir Amerikan askeri üssüdür. Ve yıllardır uzaylılar, testler, gizli deneyler derken pek çok komplo teorisinin merkezi olmuş durumdadır. Ve insanlar şu anda bu iddialar doğru mu değil mi öğrenmek için gün sayıyor. Ancak 51. bölgede ceyran ettiği varsayılan bu teoriler kapsamında hiçbir resmi açıklama yapılmamış ve hiçbir gerçek kanıt da ortaya çıkartılamamış durumda. Dolayısıyla anlatılan ya da iddia edilen hiçbir şeye inanmamanızı en baştan tavsiye ederim. Hatırlayacağınız gibi 1900'lü yılların ortalarında dünya dışı bir cismin dünya sınırları içinde bir yere düştüğünü iddia eden bir takım haberler ortalığı salladı. 8 Temmuz 1947 tarihinde New Mexico eyaletinin Roswell kasabası yakınlarında Roswell kasaba şerifi anlam veremediği tanımlanamayan bir cismin bir çiftlik arazisine düştüğünü belirtti. Binbaşı Marcel ve emrindeki bölük cismin düştüğü çiftliğe giderek bu şeyin kaza yaptığı söylenen bölgeden tüm parçaları toplayarak bütün delilleri yok etti. Dünya dışı bir cismin kaza yaptığı haberlerini ilk başta doğrulayan Amerikan ordusu kısa bir süre sonra bunu yalanlayarak haberin gerçek dışı olduğunu belirtti ve gökten düşen şeyin UFO değil, hava tahmini araştırması yapan bir meteoroloji balonu olduğunu iletti. Ardından bütün parçalar eksiksiz olarak toplandı ve 51. bölgeye inceleme amaçlı taşındı. Özellikle de bu kazanın ardından yapılan açıklamalardan ve yaşananlardan sonra 51. bölge dedikoduları da büyümeye başladı. Peki son zamanlarda 51. bölge haberlerinin ve videolarının tekrar yapılmaya başlamasına, hatta birdenbire çığ gibi büyümesine neden olan şey neydi? Tüm olaylar birkaç hafta önce Storm Area 51, They Can't Stop All of Us isimli bir Facebook grubunun oluşturulmasıyla başladı. Yani Türkçe karşılığı ile 51. bölgeye gidelim, saldıralım, hepimizi durduramazlar diyebiliriz. Grubun amacı 20 Eylül 2019 tarihinde Nevada 51. bölgeye gidecek 1 milyon insan bulmaktı. Ancak oluşturulan bu etkinlik ve yürütülen sosyal medya kampanyası o kadar etkili oldu ki kısa sürede tam 2 milyon kişi bu olaya katılmak için Facebook'taki o küçük etkinlik butonuna tıkladı. Peki bu insanlar gerçekten 51. bölgeye girebilecekler miydi? Bölgeye en yakın havalimanı Las Vegas'tır. Ardından kişisel aracınızla Nevada çölünde saatler süren uzun bir yolculuk yapmanız gerekir. 51. bölge aslında oraya kolaylıkla gidebileceğini iddia eden insanların aksine yasaklı bir bölgedir. Herhangi bir GPS cihazı ile bölgeye ulaşamaz, herhangi bir haritada göremezsiniz. Ancak internette sizi o bölgeye götürebilecek online rehberler ve gönüllü kişiler mevcuttur. Bu etkinliği destekleyenler arasında Keanu Reeves, Jeffree Star, Miley Cyrus gibi ünlülerin de olması tabii ki durumun daha da büyümesine neden oldu. Ardından her geçen gün bir başkası çıkan haberler, sonrasında ünlü YouTuberların bununla alakalı çektikleri videolar, hatta bazılarının storming dedikleri bu olay başlamadan 51. bölgeye gidip oralarda takılmaları olayları bambaşka bir boyuta taşıdı. Gerçekten 1 milyon ya da abartalım 2 milyon insan aynı gün Las Vegas'a giderse, hatta bazıları bir şekilde Nevada çölüne ulaşmayı, hatta 51. bölge olarak belirtilen askeri üste gitmeyi başarırsa ne olur? Özellikle o kadar insanın aynı anda bir şehirde olması şehir genelinde büyük bir karmaşa yaratacak ve saatler, hatta belki de günler süren araç trafiğinin oluşmasına neden olacak. Çünkü 51. bölgeye ulaşım sağlanabileceği otoban şehir dışına çıktıktan sonra sadece iki şeritten oluşuyor. Yani yol çok dar. Kendi yiyeceklerini getirmeyen kişiler nedeniyle şehirde yiyecek ve içecek sıkıntısı da yaşanacak. Şehirde zaten 800 bin civarında kayıtlı yaşayan olduğunu da hesaba katmakta fayda var tabii ki. Diyelim ki trafikte takılmadınız, susuzluktan ya da açlıktan da yolda ölmediniz ve bir şekilde 51. bölgeye ulaşmayı başardınız. Sınırı geçtiğiniz anda askeri personelden önce bölgede yer alan özel güvenlik görevlileri
sizleri ilk karşılayan kişiler olacaktır. Kamadüts olarak da adlandırılan bu görevlilerin ellerinde aynı zamanda tehlikeli silahlar ve altlarında da beyaz cipler bulunmaktadır. Onları da geçtiğinizi varsayarsak ki bu düşük bir ihtimal, 51. bölge aslında askeri birliklerin yerleşkesi olduğu için içeride tahminen binlerce görevli askeri personel de olacaktır. Altlarında tanklar ve ellerinde ağır silahlar bulunduğunu da söylememize gerek yok sanırım. Tabii ki bu kadar büyük ve medyanın gözünün üzerinde olduğu bir topluluğa silahlarla saldırmaları pek mümkün olmayacaktır. Ancak yine de güvenlik ihlalinin maksimum seviyede olduğunu varsayarsak, biber gazı ya da jok gibi aletler kullanılacak ve kalabalığın daha da ilerlemesini engellemeye çalışacaklardır. 51. bölgede bulunan üssün 150 km² büyüklükte olduğu tahmin ediliyor. Ancak tüm o bölgenin yaklaşık olarak 1600 km² olduğu biliniyor, yani oldukça büyük. Kısacası bu askeri personel ve özel güvenlik kuvvetleri kuvvetle muhtemel hükümetin sağladığı hava desteğiyle beraber kaç kişi gelirse gelsin üsse sokmamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ve gelen kişiler de yüksek ihtimalle ya tutuklanacak ya fiziksel zarar görecek, hatta bazıları hayata veda bile edeceklerdir. Diyelim ki içeri girmeyi başaranlar oldu. Peki karşılaşacakları şeyler neler olacak? Askeri deneylerin yapıldığı devasa salonlar mı, yoksa dünya dışı varlıklarla ilgili gerçek kanıtlar mı? Kimse ne olacağını tabii ki bilmiyor. Şu ana kadar sadece birkaç kişi 51. bölge ana kapısına kadar gelmeyi başardı. Ancak bilindiği kadarıyla henüz içeri giren kimse olmadı. Üste gitme hayaliyle yollara düşen binlerce kişi ise daha bölgeye bile yaklaşamadan yakalandı. Peki Facebook geçtiğimiz salı günü ne yaptı arkadaşlar? Amerikan hükümetinin de baskısıyla tam 2 milyon kişinin katılım göstereceği bu etkinliği sildi. Yaptıkları açıklamada da bu tarz büyük bir etkinliğin birçok kişiye, kuruma ve hükümetlere zarar vereceğini iddia ettiler. Bana soracak olursanız eğer ki gerçekten böyle bir olay gerçekleşecekse evet kesinlikle orada olmak isterdim. Ancak o tarihte başka bir planım var. Aklınızda gidenler olursa ki sanmıyorum, yaşadığınız deneyimleri ve hikayeleri de dinlemek isterim. Videoyu bitirmeden önce lütfen hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve beni de diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bye bye.